Kur'an-ı Kerim'i makamla okuma asıl tabi makam hedef değil de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma hedeftir ee, makam da bu işin beşeri tecrübesi bundan yararlanmak gerekir müsaade ederseniz kısa bir bölüm özetlemek istiyorum gerçi bu konuda sonradan fark ettim Muhittin hocamızın da bir kitabını görmüştüm fakat bir bitmemiş doktora tezim var bitti de aslında savunmaya giremedik orada e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eee Kuran kıraatinde isna dolgusu konusunu çalışırken, Peygamber Efendimiz tabi bu Cebrail, Peygamber Efendimiz sahabe böyle geliyor. Peygamber Efendimizin Kur'an okuyuş keyfiyeti, Kur'anla şey nasıldır bu konuyu araştırırken işte kütübü siteleri veya diğer e, kaynaklarda geçen hadisleri toplayınca şu başlıklar altında e, şey yapmıştım Efendimizin Kur'an okumasını. E, birincisi Efendimiz medleri yani mutlaka med yapılacak yerleri, uzatılacak yerleri uzatarak okurdu vakıf ve ibtidaya dikkat ederdi. Nerede duracak, nerede başlayacak? Çünkü durulacak yer, başlanacak yer, Kuran'ın manasına e, tesir ediyor. Bazen e, aksi manalar çıkartabiliyor. E, üçüncüsü Efendimiz Kur'an okurken acele etmeden ağır ağır okurdu. E, dördüncüsü Efendimiz Kur'anı bazen sesli okurdu, bazen sessiz okurdu. Yani bazen e, kendi duyacak bir şekilde okurdu, bazen de komşunun se, Efendimizin sesini duyacağı kadar. Ümmü ee, Ümmühani'den rivayet edilen bir rivayet var. Bu şekilde okurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken manayla bütünleşirdi. Yani e, işte Allah'a sığınılacak yerde Allah'a sığınıyor. Dua edilecek yerde dua ediliyor. Cennet istenilecek yerde cennet isteniyor. Aleyhisselallahu bi ahkemil hakimin gibi ayetler okunduğu zaman işte e, evet ben de buna şahitlik edenlerdenim. Bele ve gibi manayla bütünleşerek okuyor. Efendimiz Kur'an'ın hüzünle okunmasını tavsiye ediyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okurken harflerin mahreçlerine, Arap lahmine önem verir, önem verirdi. Bununla ilgili rivayetler çok. Ee, asıl konumuzla ilgili olan şey de Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okur ve Kur'an'ın sesle güzelleştirilmesini tavsiye ederdi. Diğer bir iki şey daha var, da söyleyip buna döneyim. Bir de Efendimiz Kur'an'ı her fırsatta okur ve Kur'an'ın sürekli okunmasını tavsiye ederdi. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayla ilgili Efendimiz'den hakikaten çok e, teşvik edici e, rivayetler var. Mesela birkaç tanesini böyle özetle şey yapayım. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Kâb'a e, bir gün şöyle diyor. Allah diyor, e, Kur'an'ı sana okutmamı emretti. Nebe Suresini. Hatta Übey bin Kaba Ya Resulallah ee, Allah benim ismimi de andı mı diyor. Evet Allah senin ismini anarak söyle diyor. Bunun üzerine Hazreti Ubey, Ubey ağlamaya başlıyor. Ee, bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a mescitten yatsı namazından sonra biraz geç gelince Efendimiz geç gelme sebebini soruyor. Diyor ki ya Resulallah birisi Kur'an okuyordu. Onu uzaktan dinliyordum bırakıp gelemedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide doğru yürüyor. Arkasından Ayşe validemiz yürüyor. Efendimiz sesi dinleyince diyor ki bu diyor Salim Mevla Ebu Huzeyfe'dir diyor. Sonra diyor ki ümmetimden böylelerini, ümmetim içerisinde böylelerini variden Allah Allah'a hamdü senalar olsun diyor. Yine Ebu Musa Eleşari'yi uzaktan dinliyor Efendimiz. Okuyuşunu çok beğendiği için. lagad اُوْت۪يْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ اَلِ Allah sana Ali Davud'un mizmarlarından bir mizmar vermiştir diyor. Bu e, muhtemelen üflenerek şey yapılan bir ney gibi bir enstrüman herhalde. Dinleyen insanları e, etkileyen Allah sana Ali Davud'un mizmarlarından bir mizmar vermiştir. Yine Kur'an'ı indiği gibi okumak isteyen e, İbni Mesud'dan okusun diyor. Efendimiz İbni Mesud'dan radıyallahu anh e, Kur'an dinliyor. Hatta bu meşhur şey var e, Nisa suresini okuyor. 41. ayete gelince Efendimiz yeter artık diyor. Dayanamayacak bir hale geliyor. E, İbn Mesud'un küfede biliyorsunuz e, talebeleri var. Bunlardan e, bir tanesi de İbn Mesud e, Alkame e, Kur'an okuyor İbn Mesud'a. E, bunu hadis kaynaklarında görmedim de e, yanlış hatırlamıyorsam e, Mekke'bine bir Talib'in eserinde görmüştüm veya Buhramrettani'nin. İbn Mesud'un okuyuşunu çok beğendiği için şöyle diyor: Vallahi levra Resulullah lesurrabike Resulullah seni görseydi senin bu halini çok severdi. Seninle sevinirdi. Vesaire. Yine Efendimiz işte Zeyyunul Kur'ane bi asvetikum. Kur'an'ı seslerinize güzelleştiriniz. Ya da mellem yetaganne bil Kur'ani Kur'an'ı Kur'an okurken onu güzel okumaya çalışmayan, onu güzelleştirmeye çalışmayan bizden değildir e, anlamında. Veya başka şeylerde bu konuda Efendimiz'den bizi teşvik edici çok hadisler var, rivayetler var. E, peki Kur'an'ı güzel okuyalım da nasıl okuyalım? Yani Efendimiz dedi ki Kur'an'ı güzel okuyun nasıl okuyalım? Burada yani tarih boyunca bir kültürel birikim oluşmuş. Ümmetin neredeyse ortak kabulü oluşmuş. Kur'an belli bir tarzda yani bunun tabii şeyleri de var. İsnat zinciriyle Efendimiz'e ulaşan kıraat vecihleri işte tecvid kaydeleri kuralları vesaire var. Ama bir de bir beşeri tecrübe var. bunu da işte biz makamlar olarak ifade ediyoruz. Makam dediğimiz şey aslında bir kompozisyondur. Yani ses aralıklarıdır. Yani insan da şöyle bir şey var. Biz sanatsal olan şeylere, derli toplu, düzenli olan şeylere insanda tabii bir meyil var. Mesela bir enstrümanı elimize alsak, rastgele seslere vursak dinleyen kişi kulaklarını kapatacaktır. Aynı enstrüman Onunla böyle bir kompozisyon şeklinde belli notaları, belli sesleri, belli yorumlar ekleyerek dizsek hemen böyle insanların e, dikkatini cezbedecektir. Veya kalemle bir şey karalasak hiçbir şey ifade etmeyecektir ama Düzgün bir şey resim yaptığımız zaman insanlar ona hayranlık duyacaktır. Yazı da öyle, yani kelimeleri rastgele atsak bir şey olmayacak veya harfler ama onu bir kompozisyon şeklinde sunduğumuz zaman insanlar etkileyecek bir şeye geliyor. Kur'an-ı Kerim de neticede Allah efendimize bunu kelam olarak vahyetmiş. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Cibril kelam olarak almış Efendimiz'e kelam olarak getirmiş Efendimiz bunu okuyarak ütlüme uhiyeli ke tilavet yönü şey olan ashabını okuyarak bildirmiş ve ashabdan günümüze kadar böyle gelmiş makam dediğimiz şey biraz evvel dediğim gibi bu beşeri bir tecrübeyle Vahyin buluşması olmuş nasıl ki Efendimiz bize Kur'anı güzel yazın deseydi. Muhtemelen o günkü yazı birikiminden istifade edecektik. Bir hattata gidecektik. Elimizi ölçü diye şey yapacaktık. Güzel okuyun deyince de bunu bu, bu tecrübeyi kullanıyor insanlar. Genelde suni'a bisihrik diye Kur'an'daki temel makamlar. Normalde bizim e, Türk musikisinde 500'e yakın makam var. Artık yani o enstrüman üzerindeki bemoller, diyezleri bitirmişler yani. Ama bunlar Kur'an-ı Kerim okumada e, bütün makamlar uygulanmıyor. Öncelikle burada Kur'an okunurken elbette ki tecvide riayet etmek lazım. E, harflerin bakreşlerine riayet etmek lazım. Manaya riayet etmek lazım. Bunun bir Allah kelamı olduğunu unutmamak lazım. Efendimizin tavsiye ettiği gibi hüzünle okumak lazım. Bunların üzerine yani bu şey yoksa hani makam asıl değildir. Sadece bir e, yani asla e, birleştirdiğimiz bir güzelliktir. Suni abi sihrik diye bunu özetliyorlar. Sa harfi sabah makamı. Nun harfi Nihavet makamı, Ayin harfi Acem makamı, B harfi Beyati makamı, S harfi e, Sika, bizde Segah dediğimiz makam, e, Kef harfi de Kürdi makamı, Ra harfi Ras makamı, Kef harfi Kürdi makamı. Fakat bu şeydeki gibi Kur'an okurken genelde uygulanmıyor. Yerleşik şey olarak genelde Kur'an-ı Kerim'e Beyati makamı ile başlanıyor. Beyati makamının bizim musikiimizdeki karşılığı Uşşaktır. Bizde pek çok şarkı, türkü, ilahi Uşşak makamındadır. Hatta ezanlar bile şöyle bir ezan şey versem hemen buna mesela Allahu ekber Allah Enkbal, yani mesela Beyati makamının bizdeki, yani bizim hançeremizde şeyle, ezan bu şekilde gelmiş. İşte, diye Kari'ler başladı. Bu şey genelde Beyati oluyor. Ben biraz böyle Mustafa İsmail ekolüne daha şeyim. Diğer farklı okuyuşlarda olur. Ama genelde bunun istisnaları da var. Mustafa İsmail ve o ekolde Beyati ile başlanıyor. Sonra işte Beyati'nin formları var. Neva, Şuri vesaire. Hüseyin'i, Beyati Hüseyin'i. Sonra Rast makamını Mustafa İsmail bir gösteriyor. Ondan sonra genelde tekrar Beyati'ye geçiyor. Beyati de biraz daha devam ettikten sonra e, ya Rast'a geçiyor ya Sabah'a geçiyor vesaire. E, Rast, mak e, Rast makamıyla ilgili şeyde yani rastın sesini şöyle vereyim bunu ezan sesinden çok aşina olacağınız için şey yapayım Allah 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 Allahu ekber Allahu ekber diye bu e, dinlediğimiz ezanda ras makamının namelerini bulursunuz. Ee, şeyden sonra genelde bu ras makamına geçiliyor beyatiden sonra veya sabaya farklı makamlara da geçiliyor ama ben bu, 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 bu burada rast şey yapayım. Ras makamı tabii çok coşkun bir makam. ...çıkışları, inişleri... ...bu bitirildikten sonra... ...bundan sonra çargah makamı güzel gidiyor... E, ...veya... Seygah makamı güzel gidiyor... ...ben biraz önce okurken böyle çargahdan... Bir, ...bir şey göstermeye çalıştım... ...çargah makamı bunun... ...bir kitabı temeli olduğunu zannetmiyorum ama... ...bizde şöyle bir rivayet var... ...efendimiz... yani sözlü bir rivayet... ...gelenekte... ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı çargah makamında okurdu diyorlar... ...bunun için... ...bizdeki hani Türk... E, musikisinde derler ki çargah makamında çok şarkı türkü beslenmemiştir. Genelde ilahiler beslenmiştir, beslenmiştir. Eski çargah denilen bir şey var. O da aynen sabah makamı gibi yani sabaya çok yakın. O yüzden rastla sabah arasında böyle çargahı bir çeşni olarak koymak güzel oluyor. Çargah makamını e, burada 2-3 sene evvel bir Ahıskalıların şeyine gitmiştik bir Kur'an okunma cenaze program vesaire vardı herhalde. Birisi orada bir Kur'an okudu. Köyde o, ta fi tarihinde köyünde Kur'an okumuş. Komünist Rusya zamanında. Tabii nasıl okuduğunu bilmiyor. Çok tecrüt talim de yok ama o kadar güzel şergah makamı okuyor ki ya yani benim diyen kari o kadar okur kulağına dolmuş yani farkına varmadan o makamda okuyor. Aslında Kur'an'ı nameyle okuyan herkes farkına varmadan belki bir makamda okur. Mustafa İsmail Çergeh makamını bitişe yakın da çok okuyor. Yani mesela şu, şu kaside de sesleniliyor. <Sessizlik> Allahu Zed Muhammeden ta'zime devam ediyor şey. Eee makamı ile ilgili hani aklımıza kalacak daha belirgin şey bu Altın Hızma Mülayim diye kerkük türküsü var. Çok güzel bir şergen makamında eserdir. Sonra sabah makamı. Tabii şu var. Bunu sonra söyleyecektim ama insanlarda şöyle bir şey var veya bu çok aktarılan bir bilgi. İşte azap ayeti olursa sabah makamı olsun. Cennet ayeti olursa nihavent olsun. Çünkü sabah işte hüzündür şey öyle değil. Hayır. Bu her makam her yerde okunabilir. Mesela diyelim ki e, sabah makamını cennet ayet, ayetlerinde okuyan var mı? Biz, elbette okuruz. Çünkü Allah'tan onu talep ederiz. Talep ederken hüzünleniriz. Ya Rabbi biz ona ulaşabilecek miyiz gibi. Burada önemli olan insanın hissiyatıdır. Ve okuduğu Kur'an'ı güzel okumasıdır. Çargah makamından sonra sabah biraz okumuştuk. Dua ayetlerinde ama bu arada sabah makamı hakikaten çok güzel gidiyor. Yani bir peygamber duasında veya Kur'an'da şey yapılan dualarda. Yani makamın şeyinde bir hüzün var. Sabah makamını sabah ezanından e, aklımızda kalsa pek çoğumuz zaten buna aşinayızdır Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Yani sabah ezanının şeyi Kur'an'da sabah makamı okunurken biraz evvel şeyde bir acem şeyi demiştik. Bu genelde acemi burada geçki olarak e, kullan kullanılıyor. O da mesela e, şöyle aşağıya doğru. Biqon minel mulki yani bu aşağı doğru geliş şeyinde kullanılıyor. Veya buradan acemle devam edilebilir. Çok dikte değilsek sesimizle de edebilecekse. Sabahdan sonra Hicaz makamı. Hicaz'da da yani biz bunları hani şey yap, vaktinizi bilmiyorum çok aldın mı. Bu namelere de çok aşinayız. Hicaz ezan. E ezan denilince aklımıza hicaz geliyor bu çağrı filminin müziğinden aklımıza kalabilir <Sessizlik> diye devam ediyor hayya alas salih <Sessizlik> gibi bunun Kur'an'da uygulanması oluyor رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. Şeyden sonra Sega, Veya Sika diyorlar Araplar, Hicaz'dan sonra geçilen. Bu da bizdeki akşam ezanları bunun şeyi, iftar ezanı olarak hatırlayın. allah Ekber, allah Ekber, allah Ekber, allah Ekber gibi. Ama Kur'an'da bu kıvraklık da olmuyor, biraz daha yani şeyler biraz daha kontrollü oluyor. Segahtan sonra Nihavend, Nihavend'in içerisinde Kürdi şey de oluyor. Nihavend... Eskiden e, şu anda da bazı yerlerde yapıyorlar. Perşembe günü ikindi ezanı okunuyormuş. Cuma'dan önce Nihavent makamı şey olduğu için. E, pek çok ilahimiz var. Yine pek çok e, şarkılar falan bestelenmiş. Kur'an okuyuşunda da hakikaten ben makamları bilmeden önce böyle Mustafa İsmail dinliyorum. Bazı yerlerde böyle çok daha böyle bana şey geliyordu. Sonradan... E, Öğrendim ki oraları Mustafa İsmail şey okuyormuş. Nihavent makamında okuyormuş. Yani mesela Nihavent en son okuduğumuz yerden şey ses verebilirsem. Rabbi gade ateyteni minel mulki ve allemteni min ahadi gibi. Tabii bunların aşır ki formatıyla namaz okunuşundaki formatları da fark var. Namazda daha böyle derli toplu daha şey okunuyor. Birisine mücevvet, birine murattel deniyor. namaz okuyuşuna murattel aşır şeklinde okunanı da mücevvet deniyor. Sonra Nihavendin içerisinde bir e, Kürdi şey gösteriliyor. Kürdi aslında Nihavendin içerisinde bir makam. Fakat son yıllarda bu e, Körfez bölgesinde ve Arap şeylerinde Kürdi makamlı okuyuş, Kur'an-ı Kerim okuyuşu çok şöhret buldu. Mesela şöyle dinlemişsinizdir. Elhamdülillahi Rabbil... Elhamdülillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Bu müşeri alafası veya işte diğer şeylerde çok yaygın. Bu da Kürdi makamı. En son e, başlanılan şeyle, beyatiyle, ben bu sefer beyatiye dönmeden rasta bitirdim ama beyati makamına dönülüp bu şekilde bitiriliyor. Bu tabii biraz evvel Adem abinin dediği gibi dinlemeden olmuyor. Önce kulağın dolması lazım, sonra çalışmak lazım. E, çirkin sesli, şöyle bir teori var, çirkin ses yoktur, eğitilmemiş ses vardır. Buna yüzde yüz inanıyorum. Allah insana öyle bir beden vermiş ki hani bir potansiyel var bizde. Neye çalışsak orası inkişaf ediyor. Yani ağırlık kaldırdığımız zaman pazularımız gelişiyor. İşte mekik çektiğimiz zaman karın kaslarımız gelişiyor. Zihinsel egzersizler yaptığımız zaman zihin gelişiyor. Nefes egzersizi yaptık mı nefes gelişiyor. Ses egzersizi yaptık mı ses gelişiyor. Yani her insanın sesi güzeldir. Önemli olan o o sesin renginde güzel bir okuyuş ortaya koymaktır. Bu da hakikaten bir e, bürşidi kamile varmadan bu da biraz zor oluyor adem burada da gibi. biraz adem çok faydası var Kur'an'ı en azından hani okurken güzel okumak için neler yapmalıyız bu gayret olmalı e, en başında tecvid talim e, olmadan hiçbirisi olmuyor